Ve efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da yeni nesil fırtına obüsleri teslimat töreninde konuştu. Tank palet fabrikasının satıldığı yönündeki iddialara sert çıktı ve muhalefete yüklendi. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Tank palet fabrikaları üzerinden muhalefete yüklendi. Tabii bu fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Dehşet. Hatırlarsanız Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin satıldı, kapatıldı diye diline doladığı, binbir yalan ve iftirayı ardı ardına sıraladığı yerdir. Satıldı denilen, kapatıldı denilen fabrikanın ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri birazcık da olsa kızarmıştır. Erdoğan muhalefete bir de davette bulundu. Cuma günü İstanbul'da, bu da çok önemli. Yani bütün muhalefeti oraya davet ediyorum. Meşhur Rami Kışlamız var ya, Rami Kışlamızı nasıl burada millet kütüphanemiz varsa İstanbul'umuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim Türkiye savunma sanayinde çığır açıyor, açmaya devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar açıkladı. DİHA efendim öyle bir envanterimize katılıyor ve öyle bir güçlendirme sağlayacak ki mesela saldırıdan ziyade keşif ve istihbarat görevlerinde gücümüze güç katacak. Peki DİHA'nın özellikleri ne? Bakalım. ...8000 fit yükseğe, bulutların üzerine. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar, dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, yani DİHA'nın test uçuşunu paylaştı. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında yer alıyor. Hava aracı, 8000 fit operasyonel irtifa uçuşunu başarıyla tamamladı. Bayraktar DİHA otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış ve iniş, yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrikli motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçiyor. Bu modda sadece yakıt motoru aktif halde bulunuyor. Bayraktar DİHA'da iniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 farklı opsiyon mevcut. DİHA otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip ender insansız hava araçlarından.